Ayça. İstanbul doğumluyum. Gebze'de oturuyorum ailemle birlikte. Lise son sınıftayım, üniversiteye hazırlanıyorum. Amacım konservatuar. Bu gece benim gecem, bu gece bizim gecemiz. Türk sanat müziğinin bu durumu beni üzüyor. Gençlerimiz artık hep işte popüler kültür meraklısı. Akşam ümitlerimi meze yapıp içiyorum, içiyorum, içiyor, içiyorum. Bence Türk sanat müziği bizim özümüz. Türk halk müziği de böyle. Bence kaybetmemeliyiz. ...500 bin lira ödülü eğer kazanırsam kesinlikle eğitim için kullanacağım ilk başta. Çünkü hani benim için iyi bir miktar. Yani yardım edebildiğim kadar yardım ederim çevremdeki insanlara. Ya ben kendime güveniyorum. İnşallah finale de gideceğim. Seninle alabildim mutlu.
Evet Hülya sen Ayça. Şarkı çok güzel. Uzun zamandır dinlememiştim ben. Bu tür şarkıları hani vardır ya, at kadehi elinden mesela. Bir parçaya bölünsün, dökülsün meyler yere, hatıralar gömülsün. Biliyor musunuz? Ali Bey bu şarkıları bilmeyebilir. İngilizce varsa İngilizce şarkılardan. Şimdi bak ya, son zamanlarda ayağımdan dolayı spor yapamıyorum. Enerjimin hepsini bu geceye saklıyorum. Onun için Ali ile Acun'un benden çekti. Yok onu fark ettik zaten. Yok ilaç. Kusura bakmayın yani Ayça, hakikaten. O ilaç alıyor. Gerçekten enerji yani, tenis oynayamıyorum hiçbir şey. Bütün enerjimi burada bu gece. Şöyle, ilk defa bugün çok detone oldun diye düşünüyorum. Gelecek olan mesajları etkilemek istemem ama onlar da duymuşlardır zaten. Detone oldun. Çünkü her işin bir hilesi vardır ya. Şarkı söylerken hareket etmemek, şarkı aralarında yani daha doğrusu müzik kısımlarında hareketli olmak faydalıdır. Sen hareket ettiğin için detone oldun. Bazen evet, nefesin yetmedi. Oldu. Nefesin yetmedi çünkü çok hareket ettin söylerken. Aranamelerde dediğim gibi amatörlük söz konusu. Bugün seni bir öncekinden daha az beğendim açıkçası. Ama şarkı çok güzeldi. Ayça, ben tamamen aynı görüşteyim. Serkan da aynı tuzağa düşmüştü. Geldi işte bizim beatboxçı arkadaşımız, iddialı bir yarışmacıydı. Geldi burada bir hareketler yaptı. Sonra beatbox'ta performansına yansıdı bu. Şimdi bir kere sen kalkıp şarkı söyleyip bir yandan da dans edersen zaten bir anda sıradanlaşıyorsun. Haberin olsun. Yani senin buraya seçilme sebebin şuydu, sesini çok beğendik. Hani bu sesin güzelliğini Türkiye bir daha duysun istedik. Bence de %100 aynı görüşteyim. Bir yandan şarkı söyleyip bir yandan dans etmeye başlarsan bizim için bir anda ne bileyim başka bir yarışma formatından bir yarışmacıya dönüştün. Ben de hakikaten senden şunu beklerdim. Böyle sabit kalıp sesinin bütün güzelliğiyle salonu bir şekilde etkilemek. Bence de tercihin yanlıştı ama bunlar tabii ki bizim yorumumuz. Hani halkımız başka bir tercih yapabilir. Ali abi. Evet bence... Ekran başındakiler belki böyle düşünmüyorlardır. Olabilir. Değil mi? İnşallah. İnşallah. İnşallah etkilenmezler yani bu kadar olumsuz sözden sonra. Evet bizim görevimiz ama burada ne görüyorsak onu değerlendirmek kendi açımızda. Tabii ki. Yani burada herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Ama hani bizim görevimiz halkı size daha çok oy versin diye teşvik etmek değil. Tamamen kendi fikrimizi söylemek. Biliyorsun bazen halkla illa aynı fikirde olacağız diye de bir şey yok.